Arkadaşlar merhaba. Alıştırmalara başlamadan evvel testereyle metele nasıl bir giriş yapacağım onu göstereceğim. Testereyle metele girdikten sonra meteli kesmek nispeten testereye giriş yapmaktan daha kolay. Çünkü ilerlemek başlamaktan daha kolay. Başlangıç noktasında öğrenciler çok sık kıl kırıyorlar. Bunun temel bir iki nedeni var. Ben bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Evvela bir uygulama yapayım. Uygulamayla göstereceğim. Sonra buradaki kağıt üzerinden göstermeye çalışacağım. Testere kılını çizdiğim. Evvela bir uygulama yapalım. Şimdi öğrencilerin genelde yapmış olduğu hata şudur. Plakaya kılı yanaştırır, yaklaştırır ve aşağı doğru çekerek ilerlemeye çalışır. Bu gördüğünüz gibi şu şekilde kekeme bir takım ilerleyişlerle ancak mümkün olabiliyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şöyle anlatmaya çalışayım gösterebilmek adına. Birinci dersimizde zaten kılı tanıtmıştık. Kılın dişlerinin bir yönü vardı. Siz kılı metale değdirerek aşağı doğru çekmeye çalıştığınızda kılın uçları metalde adeta bir kanca etkisi yapar. Yani bir kancayı metale takmışsınız da aşağı doğru çekmeye çalışıyormuşsunuz gibi olur. Dolayısıyla ilk baştaki zorlanma da bu sebepledir. Ben ilk girişte metali buraya değdirip aşağı doğru çekerek başlamanızı önermiyorum. Neyi öneriyorum? Onu göstereyim. Benim önerim şudur. Testere kılını yanaştırdınız. İlk hamleniz aşağı doğru değil, yukarı doğru olmalı. Yani şöyle. Gördüğünüz gibi kolayca girebildim. Tekrar göstereyim. Kolayca girebildim. Tekrar göstereyim. Bu sayede yani ilk hamleyi yukarı doğru yaparak bu dişlerin buradaki saplanma kuvvetini bir nebze kırıyorum. Dolayısıyla bu güçlüğü biraz da olsa ortadan kaldırıyorum. İlk hamleyi yukarı doğru yapmanızı öneririm. Gelelim ikinci meseleye. İkinci mesele de şu arkadaşlar. Şimdi bu plakaya nereden girdiğimin bir önemi yok çünkü üzerinde bir desen yok. Ama bir desen varsa ilk girdiğiniz yerde çok önem arz edecek. Dolayısıyla tam istediğiniz yerden girmeniz lazım. İkinci hata da tam istediğiniz yerden girememek. Yani metale başlamak istediğiniz yerden başlayamazsanız hataya sebep verebilirsiniz. Şimdi buradan başlamak isterken kılı aşağı doğru çekerken veya yukarı doğru iterken kılın bir şekilde farklı bir yere kaymasına sebep olabilirsiniz. Ben şimdi burada biraz abartarak gösterdim. Yani bu kadar kayması tabii ama buradan girmek isterken bir milim daha yanından girmek zorunda kalabilirsiniz. Bu bir hatadır. Bunu önlemek için de testereyi kullandığım el değil de diğer elimin tırnağını kullanıyorum. Yani şu bölgeyi kullanıyorum. Tırnağıma dayıyorum testereyi ve yukarı çekip aşağı doğru hareket ederek giriyorum. Bunu yaparken korkmayın. Çünkü testerenin arkası kesmez. Testerenin yanı da kesmez. Ve bu yanı da kesmez. Yani şöyle göstereyim. Bu bir testere kılı. Bu testere kılının burasına dokunabilirsiniz. Burasına da dokunabilirsiniz. Burasına da dokunabilirsiniz. Kesen tek taraf burasıdır. Dolayısıyla bu testere kılıyla keserken tırnağınızı şuraya dayayıp testereyi de elinizin burasına koyup aşağı doğru çekmenizde bir mahsur yok. Şimdi tekrar gösteriyorum. Gelmek istediğim yani girmek istediğim yere tırnağımı dayadım. Testere kılını da tırnağıma dayadım. Yukarı doğru çektim ve aşağı doğru indim. Dolayısıyla tam girmek istediğim yerden başlayabildim. Bir daha göstereyim.
Tırnağımı buraya dayamazsam işte bu yukarı doğru çekme hareketinde kayabiliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla tırnağınızı dayayın ve ilk hamleyi aşağı doğru değil yukarı doğru yapmaya çalışın. Bu konuyla ilgili gerekli bilgi bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.